Özel Doktor Fatih Öğüç Fertil Life Afrin Hastanesi Mucize Bebekler Programı'nı sunar. sevgili kanalı izleyicileri. Farti Sağlık Grubu sponsorluğunda hazırladığımız Mucize Bebekler programının yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz. Ben program sunucumuz Abdullah Arslan. Ee, bu hafta konuğumuz e, kıymetli doktorumuz Operatör Doktor Onur Meray. Farti Hastanesi Tüp Bebek Merkezi sorumlusu. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş gördüm. Ben programa başlamadan önce kısa bir teşekkür etmek istiyorum. Şundan dolayı bilmeyenler için hatırlatalım. Ben de Fertiler Sağlık Kurumu'nda embriyolog olarak çalışıyorum. Bu hafta gelen sonuçlarımızın hepsi gebe geldiler. Bunun için bunda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, aşağıda danışmada kaydını yapandan yukarıda yumurta toplama işlemini yapan doktorumuza kadar hepsine teşekkür ediyorum. Aileleri merkezimizden mutlu göndermek, bizim için gerçekten tarif edilmez bir mutluluk oluyor Kesinlikle. aslında, bir tatmin duygusu yaratıyor. Haftayı böyle kapatmak, haftayı böyle full kapatmak gerçekten enerji verdi bize. Onun için hem burada size teşekkür edeyim hem de diğer ekip arkadaşlarımı da buradan teşekkür etmiş olayım. Ben teşekkür ederim ama şunu da hatırlatayım Abdullahcığım, biliyorsun ki bu iş ekip işi ve tek başına benle bu iş ya da tek başına aşağıdaki arkadaşlarla veya seninle olmuyor, hep beraber Organize bir şekilde çalışıyoruz. Tabii ki e, işin en büyük kısmını mutfağımız dediğimiz e, mutfağımızın hocam. aşçısı dediğimiz Abdullah'cığım senle beraber götürüyoruz. Ama dediğim gibi tek başına olmuyor bu. Organize bir şekilde ve gayet senkron bir şekilde çalışıyoruz. Böylece de güzel sonuçlar alıyoruz. Teşekkür ederim ben de. E, bu haftada yine çok güzel sorularımız var. Biriktirdiğimiz sorularımız var. Onlardan e, ortaya karışık yapacağız <laughs> öyle söyleyeyim. Belirli bir konu üzerine değil ama genellikle yine tüp bebek ve üreme sağlığı üzerine evet. girecek e, sorularımız. sorular e, soruları önceden paylaşmıyorum ben hocamla. <laughs> ve sürpriz oluyor 5 dakikada. Hocam e, hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Evet. E, AMH testi ile başlamak istiyorum ben. Tabii ki. Hastalarımıza biz genellikle tavsiye ediyoruz e, belli şartları sağlıyorsa. E, evet. sizden duyalım AMH testi nedir? Hangi durumlarda istiyoruz biz bunu? Neyi ifade ediyor bizim için? hemen söyleyeyim. İlk başta açılımı anti mülleryen hormonun baş harfleridir AMH. Hı hı. Anti hormon testi bize yani AMH testi bizde hastanın laboratuvar olaraktan bir göstergesi yumurtalıklarının ne durumda olduğuna dair bir göstergesi. Çok büyük bir spesifitesi ve sensitivitesi var. Böylece bize hastanın yumurtalıklarında ne kadar yumurta olduğunu önden haber vermiş oluyor ha bu kesin bu böyleyse diyelim ki belirli bir sayı çıkıyor bize ve o sayıya göre de biz bir tahminde bulunuyoruz yumurtalık rezervin nasıl olduğuna dair herkes yaptırabilir üreme çağındaki hanımlarımızdan bahsediyorum ve adetten bağımsız bir dönemde yaptırabilirler yani illa adetli olmalarına gerek yok biliyorsun ki bizim tahlillerimizin çoğu neredeyse adetliyken A önemli. Ama AMH testi adetten bağımsız olarak bu kadın siklusu içerisindeki ay içerisinde herhangi bir günde yapılabiliyor. Tek başına çok önemli mi? Tek başına çok önemli değil. Burada tabii ki bir bütün olarak AMH'ya bakıyoruz ama haricen sonrasında da klinik olarak değerlendiriyoruz. Ama bize yol gösteriyor. Hastamızın ne kadar yumurtasının olduğuna dair. Bunun bir peki alt sınırı, üst sınırı gibi bir durum var mı ya da tabii. işte hani e, gebelik için baktığımız zaman diyoruz ya işte değerine bakıp siz gebesiniz. TAMH'ta da böyle bir durum var mı? Yani bu değerinin altındaysa, tabii. bu değerin üstündeyse e, endişe edin ya da sevinin ya da tabii. hani şöyle hareketin diyebileceğimiz bir durum var mı? Ee, çeşitli e, yayınlara göre, yapılan çalışmalara göre e, dünya çapında kal e, kabul edilen alt sınır bir. Ama tabii ki bunu 1.2 diyenler de var ama çoğunlukla tıp alemi olaraktan bir alt sınır. Yani birin altında çıkan değerler bize yumurtalıklarda daha az yumurta olacağına dair bir belirteç oluyor. Üst sınırı var mı? Hayır üst sınırı yok. Ama mesela iki buçuğun da üstündeyse eğer bu hanımda da polikistik overle olma ihtimali dediğimiz bir durum ihtimalini de bize belirtmiş oluyor peki Biz bu tahlile göre yolumuzu çiziyor muyuz Evet çiziyoruz ama tek başına yeterli mi Hayır değil Buna göre e, tedavimizi planlamıyoruz mesela sadece dediğim gibi bize bir fikir veriyor diğer e, klinikle birleştirip de tüp bebek tedavisine karar vermemize yardımcı oluyor o zaman biz buradan hareketle şunu söyleyebilir miyiz birin altında amh değeriniz varsa tabi elinizi çabuk tutun Zümfü lütfen yumurta rezervi azalmaya başlıyor Yine buna bağlı olarak şöyle bir soru vardı, onda buna bağlamak istiyorum. Ben bebek değil kariyer yapmak istiyorum diyen hanımefendiler mevcut. Yani bekar kadınlar. Evet. Bunlarda da hani AMHA'ya bağlı olarak baktılar ki birinin altında artık yumurta toplamak istiyorum ben çünkü evlenmedim. Tabii. ...diyebilenler olacaktır. Bekar kadınlarda da yumurta toplama işlemi yapılabiliyor mu? Kesinlikle yapılabiliyor. Ee, ve kesinlikle ilk başta AMH testi onlara bu konuda yol gösterici olsun. AMH'ları birin altında ise bu hanımlarımız e, hatta ilk adetlerinde... Ee, ileri bir zamana atmadan bir kadın doğum hekimine başvurmaları. Ondan sonrasında da tüp bebek konusunda e, deneyimi olan bir tüp bebek konusunda deneyimi olan e, bir kadın doğumcuyla e, görüşmeleri gerekiyor ki e, zamanı kaybetmeden bu yumurtalar gerekiyorsa hemen toplanması için. Anladım. Ee, peki hocam yumurtaları topladık. Yumurtaları dondurmak için belli kriterlerimiz var. Zaten bunları sağlıyorsa ki tabii. AMH da bu değerlerin içerisinde bakıp tabii. ona göre dondurma yapabiliyoruz. Bunun haricinde ne gibi durumlarda yani illa hani işte şu şartları sağlıyorsanız, bu şartları sağlıyorsanız gibi prosedürlerin halinde acil durumlarda örnek veriyorum kemoterapi gibi tabii. durumlarda yumurta dondurma işlemini başvurabiliyorlar. Kesinlikle. Bunlarda prosedürler nasıl oluyor, neye dikkat etmeleri gerekiyor? Allah kimseye vermesin tabii hani tabii. E, kolay bir durum değil, değil o süreçlere evet. gelmek ama e, diyelim ki kemoterapi ya da radyoterapi almasına karar verilecek sürece yaklaşıyor. Nasıl hareket etmeleri gerekiyor? E, zaten e, orada kemoterapi, radyoterapiye karar verecek olan diğer branş, onkoloji branşındaki arkadaşlarımız veya kemoterapiden öncesinde ameliyatını yapacak olan doktor arkadaşlarımız e, hastamızı bu konuda yönlendirmeliler. Bazen tabii ki olay çok aciliyet teşkil edebilir ama yine de kemoterapi öncesinde yumurtalıklara hemen biz bir tüp bebek tedavisi ile uyarı vererekten o kemoterapi ve radyoterapiden kaybedecekleri yumurtaları kurtarmaya çalışıyoruz. Hemen hastalarımızın aklında olsun. Yaş fark etmeksizin eğer ki bir hanım kızımıza evli ya da evli değil kanser tanısı veya ...kanser tanısı konmasa bile kemoterapi veya radyoterapi endikasyonu konulduysa... ...bu konuda aklında her zaman bulunsun, kulağında küpe olsun derler ya... ...bu şekilde olsun ve hemen bir tüp bebekçinin yanına gelsin. Bize durumu anlatsın, gerekli bir durum ise hemen biz AMH testi veya direkt klinikle değerlendirmesini yapar... ...ve kemoterapiye kadar toplanabilecek ne kadar yumurta varsa tedaviyle toplamaya çalışırız. Çünkü olay kemoterapinin sonrasında ise... Bu sefer inanılmaz bir şekilde az ve kalitesiz yumurta elde etme ihtimalimiz daha yüksek oluyor. Yani üreme fonksiyonlarını, daha üreme hücrelerinin fonksiyonlarını kaybetmeden erken davranmak Kesinlikle. gerekiyor. Erkeklerde durum daha en azından e, kotarılabilir oluyor. Yani Tabii. şöyle kotarılabilir demeyeyim de yarın kemoterapi alacaksa 2 gün önce, 3 gün önce, 5 gün Tabii. önce hemen e, tese işlemi yapılabilir Yapılabiliyor. değil Yapılabiliyor tese de yapabiliriz tese de yapabiliriz veya erkekler e, yani testisler dediğimiz dokularında e, fazla miktarda sperm hücresi depoluyorlar. Bu sayede erkekler bu kemoterapiden belirli saatler öncesinde bile bize ee, ardışık istesek de ardışık şekilde vererekten bize e, gonad dokularını, sperm hücrelerini yani saklatabilirler. Böyle bir durumda. Ama hanımlarda böyle değil. Tek yapmaları gereken bu konuda e, akıllı olmak. Yani e, kemoterapiye karar verildiği anda hemen e, ardından Panik oradan yapmadı. çıkıp evet bir e, kadın doğumcuya uğradımak ondan sonrasında da tüp bebekçiye başvurmak en güzel. Çünkü biliyorsun ki bizim tedavilerimizde olay Adet, adetliyken başlıyor. Adetin Hı. arasında, adet döneminin siklusunun ortalarındaki dönemlerde tedaviye başlamanın bir şansı yok. Ama şunu da hatırlatmakta fayda var. Eğer bu hastamız geç kalmış ve diyelim ki e, çok az zamanı kalmış, adet döneminde geçirmiş, tekrar bize gelsin, gene de kurtarılabilecek yumurtalar varsa ona yönelik tedaviler verilebilir. Onu Hı. da unutmayalım. Peki hocam tüp bebek tedavilerinde e, biz her zaman şeyi konuşuyoruz. İşte yumurtaları geliştirmek için iğne kullanacaksınız. Evet. Yumurtaların toplama işlemi <laughs> hani kesi olmayan cerrahi bir işlem gibi değil. Sor süreci bu şekilde aktarıyoruz. Peki tüp bebek tedavisinde de yine sorulan sorulardan bir tanesi buydu. Ee, ameliyat gerektiren durumlar var mı? Yani ben geldiğim zaman her şey yolunda mı gidecek bilmiyorum ama hani bunun için ameliyat olmam gereken durum var mı? Yani tüp bebekte gerekli cerrahi ameliyatlar var mı? Evet, çok güzel bir soru bu Abdullah'cığım. Ee, kesinlikle gerekli cerrahi ameliyatlar olabiliyor. Bütün kadınlar da değil ama. Mesela diyelim ki bir çiftimiz beklemiş 2-3 yıldan sonrasında çocuğu olmamış ve kadın doğumculara başvurmuş. Ee, ondan sonrasında da yolu bize düşmüş. Kadın doğumcu arkadaşlar da bunları tespit edip bize yönlendirebiliyorlar. Ee, örnek veriyorum rahmin içerisinde halk arasında perde denilen e, uterin septumlar. Rahmin içerisindeki yerleşim yerlerine bağlı olaraktan miyomlar, yani halk arasındaki adıyla urlar ee, veya e, vajende e, septumlar. Bunlar bizi e, önceden e, tetiklemesi gereken olaylar. Neden? Çünkü biz bunları öncelikle bu septum dediğimiz perdeyi e, veya tüplerdeki e, rahim filmi çekiyoruz mesela. Tüplerde gördüğümüz bazı sıvı birikimleri tıbbi adıyla hidrosalpins, bunlar ya da piosalpins veya hematosalpins bunlar gibi durumları görmemizi önceden biz bir tüp bebekçi olaraktan e, sağlıyoruz, bakıyoruz işlemler nedir. HSG çekiyoruz, gerekirse e, HSG'den sonrasında eğer ki e, sıvı birikimleri varsa laparoskopik e, cerrahilerini yapıyoruz. E, septum dediğimiz perdeleri varsa o perdelerinde histeroskopi dediğimiz alttan kameralı bir cihazla girerekten e, al, girip e, içerideki septumu alabiliyoruz. Böylece e, çocuk olmasının engeli majör bir engeli varken onları bertaraf ediyoruz. Ondan sonrasındaki aylarda uygun zamana göre e, tedaviye başlıyoruz. Bu arada bir alt başlığa girmek istiyorum. Diyelim ki Hastamızda e, uterin septum var, yani rahim içerisinde perde var. Biz hı hı. bu perdeyi aldıktan sonra eğer ki perdenin büyüklüğüne bağlı olaraktan sen de biliyorsun hemen bir sonraki ay tedaviye de başlayabiliyoruz veya rahmi dinlendirip 2-3 e, ay sonrasında da başlayabiliyoruz. O yüzden e, böyle durumlar tespit edilirse hastalarımızın fazla zaman kaybetmemelerini istiyorum çünkü tedavinin hemen sonrasında tüp bebek başlamayabiliyoruz. Bu süreç uzayabiliyor. Özellikle ileri yaşlardaki hanımlarımızda böyle şeyler konulduysa tanı olaraktan hiç zaman kaybetmemelerini istiyoruz. Onlar da her geçen ay, daha her geçirilen ay kayıp gibi değerlendirilebiliyor. Tabii ki. Yaş ilerlediği için. Anladım. Cerrah operasyonların gerekliliğini anlatırken miyomlardan bahsettiniz. Evet. Yine gelen sorulardan bir tanesi de buydu. Çünkü çok fazla miyomla gözü korkutulmuş Tabii. hasta grubu var. Miyomların gebeliği etkisi var mıdır? Yani gebelik öncesi oluşmayı engeller mi? Gebelikte problem yaratır mı? Gebelik sonrasında bir sıkıntıya yol açar mı kadında? Şimdi miyomlar çok önemli bir alt başlık. Neden? Infertilite nedenlerinden bir tanesi olabilir. Ama miyomun yeri burada çok önemli. Rahmin içerisinde bebeğin yerleştirildiği yere çok yakınsa veya ve ben yerleştirildiği yeri işgal ediyorsa o miyomun alınması şart. Ne kadar büyüklükte olursa olsun. Eğer ki rahmin içinde yani endometrium dediğimiz dokunun içerisinde yerleştiyse... ...bu miyom onun kesinlikle alması, alınması gerekiyor. Bunu geçtik. Diyelim ki böyle bir miyomu yok. Ama diyelim ki rahim duvarı içinde yani miyometriumda bir miyomu var. O zaman takibe gerek e, duyuyoruz. Miyomun belirli bir büyüklükte olması e, ve o büyüklükten sonrasında rahim duvarına yani bebeğin yerleşeceği yere baskı yapması halinde de onların yani rahmin miyometrium tabakasındaki miyomlarında alınması gerekiyor. Bir de rahmin dış katmanında olan miyomlar var. Bu miyomlar da çok büyük yani gross bir boyuta erişmedikçe onların ameliyat edilmelerine gerek yok ve bizim için bebekler bebekleri engelleyici gebelik öncesinde bunları tutunmasını engelleyici bir rol oynamıyorlar. Yani hemen şöyle toplayayım, üç alt başlıkta bir intramural miyom dediğimiz bebeğin yerleştiği yerde bir miyom var. O zaman bu kesinlikle ameliyat edilmesi gerekiyor Pardon, subseros yanlış söyledim, Subs çok kusura bakmayın, <laughs> ee, submiköz miyomlar submiköz var. Submiköz miyomlarda rahmin içinde, bebeğin yerleşeceği yerde olduğu için ameliyat edilmesi gerekiyor. Bir de intramural miyomlar var rahim dokusunun içinde. Burada boyut önemli. Boyut çok fazlaysa yerleşeceği yere doğru baskı yapabilir. O zaman ameliyat gerekebilir. Bir de subseröz miyomlar var. Subseröz miyomlarda miyom tamamıyla uterusun dışında yerleşmiş olduğu için bizim alanımıza bir etki etmiyor. Ve çeşitli belirli bir gross büyüklüğe erişmedikçe de ameliyat gerekmiyor. Umarım anlatabildim. Evet. Peki hocam şunu soracağım. Büyüklükleri önemli Tabii. dedik burada. Ve yerleşimleri. Tüp, tüp bebek tedavisi alacaksa ya da işte bir gebelik geçirecekse, sonuçta biz hormon iğneleri kullandırıyoruz o evet. kadınlara. Evet. Ya da işte gebe kaldığında belli hormonal değerleri değişiyor. Pik yapanlar, yükselenler, alçalanlar çok fazla var. Bunların e, miyomların boyutlarında değişikliğe yol açması gibi bir durum var mı? Yani küçük miyomun var, bu büyümez, öyle kalır mı denir? Yoksa e, bu miyom büyür ve gebeliği de Engel olabilir denilebilir mi? Ee, gene çok güzel bir soru. Miyom e, gebeliğe engel olabilir tabii ki ama bizim verdiğimiz tedavilerle e, birden çok e, fazla miktarda büyümez. Tabii ki verdiğimiz tedavilerin içerisinde bu hormonlar miyomları büyütücü etkilere sahip östrojen dediğimiz e, hormonların e, yumurtadan salınmasını sağlıyor. Bu da miyomları tabii ki bir miktar etkiliyor. Ama dediğim gibi e, atıyorum bir hanımın intramural yani rahmin iç dokusunda 2 santimlik bir miyomu var. Hiçbir şekilde rahim duvarını baskı yapmıyor. E, o zaman bunun ameliyat edilmesine gerek yok. Verdiğimiz tedaviden sonrasında da bu 2 santimlik miyom birden 4 santim olmuyor. Boyutunda anlamlı bir değişikliği neden olmuyor. Yeter ki hanımlarımız bunda 6 ayda bir takiplerini yaptırsınlar veya yılda bir miyomlar için söylüyorum. Takiplere gitsinler. Gebe kalana kadar. Bir de şöyle bir şey var. Ee, bu gebe kalmadan önceki durumlarda konuştuk. Mesela miyomların büyümesi, küçülmesi. Miyomlar e, kadın doğumcu tarafından takip edildi. Herhangi bir sıkıntı oluşturmadı. Tüp bebek tedavisi aldı. Gebe kalmadı diyelim hastamız. Hı hı. Ve sonrasında miyomun büyümesi hızlanır mı? Hayır. Gözde görülür ölçüde hızlanmaz. Ama hasta buna güvenerekten e, takiplerini bırakmasın. Yıllık takiplerine devam etsin. Ki bu miyom çok e, büyüyüp de ileride rahminin alınmasına kadar gidebilecek ameliyatlarda risklere yol açmasın diye. Bu gebelik öncesiydi. Bir de gebelik sonrasında miyomların durumu ne olur diye hemen anlatayım. Gebelik sonrasında da eğer ki miyomun yerleşim yerine bağlı olarak şekli, boyutu çok fazla miktarda rahim dokusunu işgal ediyorsa bu sefer rahim bebek büyüdükçe genişleyemeyeceği için bebeğin erken doğumuna bile neden olabilir. Ama bu dediğim olaylar ekstrem durumlardır. Ve şu anki hastalarımız gebelikten sonra, yani Türk halkı için bahsediyorum, Türk kadını için bahsediyorum, e, gebelikten sonrasında aylık takibe gidiyor. O yüzden bu konuda korkulmasına gerek yok. Öncesinde zaten kadın doğumcu rutin bir şekilde bunu gördüyse, tehlike yaratacaksa, hastayı kendisi opere edebilir veya e, tüp bebekçilere, bizlere yönlendirebilir. Yani Aslında burada anahtar kelimelerden bir tanesi de, ee, düzenli kadın doğum takibini şart oldu. Şart oldu. Kadınlar için bu şart yani gerçekten. İstiyorsa da gebeliği, istemiyorsa da ya da işte hani en nihayetinde ileride başka problemlere yol açmaması için düzenli takipli bunun Sağlanması. sağlanması çünkü ya e, hanımlar e, bunu unutmasınlar miyom e, sadece halk arasında e, 100 kişide bir kişide 2 kişide değil miyomlar çok küçük de olup birçok hastanın rahminde bulunabilirler sessiz bir şekilde kalabilirler yani şu an 10 tane baktığımız hastanın nereden baksak 2 ya da 3 tanesinde e, küçük de olsa iri ufaklı miyomlar görüyoruz ama bunlar e, sakin yani sessiz kalmış miyomlar ama bu şu anlama gelmiyor ki ileride bunlar büyümeyecek. O yüzden bütün hanımlarımız evli veya bekar yıllık kontrollerini yaptırmakta fayda olduklarını düşünüyorum ben. Yaptırmalarında faydaları, faydası olduğunu düşünüyorum. O yüzden mesela bu sadece miyom için de değil. Ee, dediğim gibi e, rahimin içerisindeki e, Türkçe e, şeyiyle e, söylemiyle perde erkenden görülebilir. Veya tüplerdeki sıvı birikimi bunların hepsi önceden görülebilir evli hanımlarımızla veya bekar hanımlarımızla yeter ki tüp bebekçiye gitsin, e, tüp bebekçilere başvursunlar veya kadın doğum hasta, e, doktorlarına başvursunlar. Bunlar e, her şekilde çözülecek olaylar. Yeter ki erken davransınlar, e, geç kalmasınlar. Anladım. Hocam an programımızın ilk yarısının sonlarına yaklaşıyoruz. İlk yarının son sorusunu soracağım. E, aslında çok popüler bir konu. E, çok da soru geliyor bununla alakalı. Söylerken aslında hoşunuza gidebiliyor soru. Anladınız mı veya bilmiyorum tahmin ettiniz mi? Çikolata kisti. Çok soruluyor. Çikolata evet. kesti tüp bebek tedavisini engeller mi? Normal gebeliği engeller mi? E, yumurta rezervi üzerine etkisi var mı? Çikolata kisti için onlarca soru geldi. Ben böyle bir üç ana başlık üzerinde topladım. Sizden de? Ee, çikolata kisti adı gibi tatlı bir kist değil. Ee, biz Tabii kadın doğumcuları değil. ve tüp bebekçilerin hiç sevmediği bir kisttir. Aynı zamanda endometrioma diye geçer. Halk arasındaki adı çikolata kisti olabilir ama e, tıp adı endometriomadır. Ve endometrioma endometriyoziz dediğimiz bir hastalığın uzantısıdır. Endometriyoziz e, kadınlarda... <laughs> rahim içi duvarın yani endometriyumun e, bulunması gereken yerin dışında yerleşmesiyle oluşan bir hastalıktır. Yani e, leğen kemiği içindeki karın iç dokusunda da yerleşebilir, rahmin dış kısmında da yerleşebilir, e, tüplerde de yerleşebilir, bağırsakların üstünde de yerleşebilir. Ha yumurtalıkta yerleştiği zaman bunun adı çikolata yani endometrioma olur ama hastanın e, ...infertiliteden öncesinde hayat kalitesini inanılmaz şekilde negatif yönde etkileyen bir hastalıktır. Yani ağrılı cinsel ilişkiden, ağrılı idrar yapmaya, e, tuvalete gitme alışkanlıklarını değişikli değişikliğinden adetlerin çekilmez halde geçmesine neden olabilecek çeşitli semptomları vardır. Tabi bunlardan bir tanesi de evlilikten sonrasında infertilite dediğimiz kısırlığa neden olur. Neden? Çünkü eğer ki endometriyoması varsa bir hastanın yumurtalıkta demek yani yumurtalık rezervini ne yazık ki negatif yönde etkiler. Bu bir. İkincisi tüplerin üstünde yerleşebilir, rahmin üstünde yerleşebilir. O zaman da normal anatomiyi zedelediği için anatomize edilendiğinden dolayı döllenmenin engellenmesine neden olabilir. O yüzden endometrioma dediğimiz an hepimiz bir önce bir geriliriz tüp bebekçiler ve kadın doğumcular olaraktan ama çözümsüz olmadığını hatırlatmak isterim. Ee, tabii ki çocuk sahibi olabilirler ama lütfen ve lütfen ameliyat olmadan öncesinde bir tüp bebekçiyle konuşmalarını hastalarımızın önemli e, altını çizmek isterim ki e, ameliyat endikasyonunu biz hemen vermek istemeyiz çikolata kistlerinde. Neden diyeceksiniz? Çünkü eğer ki bir çikolata kistini ameliyat edersek o tarafta ne kadar koruyucu bir şekilde de ameliyat etsek o tüpleri o yumurtanın içerisindeki diğer yumurtalara yumurtalığın içindeki diğer yumurtalara zarar vermiş oluyoruz ve hastanın yumurtalık rezervini azaltmış oluyoruz. Ondan dolayıdır ki eğer bir hasta çikolata kisti nedeniyle ameliyat önerilmişse ve ameliyat olacaksa önce tüp bebekçiye gelmeli, yumurtalarını toplatmalı ve tüp bebekçiden bir danışmanlık almalıdır. Normal kadın doğumun ameliyat öncesinde mutlaka bir kesinlikle tüp bebek tarafından konsülte edilmesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi ne kadar koruyucu bir cerrahi olursa olsun yumurtaların içinde o ameliyata bağlı olarak yumurtalıklar ne yazık ki çok hassas organlar ve en küçük bir dokunmada çok çabuk örselenebiliyorlar. Bu örselenme de o yumurtalıktaki yumurta rezervini azaltıyor. Anladım. Yani o zaman endometriyom esitlediğimiz olay. Daha doğrusu çikolata kisti dediğimiz olay endometriyoma yani sarıyor adeta her tarafı. Ne yazık ki. Hem tüpleri hem rahim iç dokusu hem yumurtalıkları Tabii. etkileyebilecek bir şekilde etki edebiliyor. Ne yazık ki çok sıkıntılı. Anladım. Ee, sevgili izleyiciler ve hocam programımızın ilk yarısının sonuna geldik. Ee, kısa bir reklam arasından sonra ikinci yarıda daha güzel sorularla karşınızda olacağız. Şimdi ufak bir reklam arası. Özel Doktor Fatih Öğüç Fertil Life Afyon Hastanesi'nin sunduğu Mucize Bebekler programı reklamlardan sonra devam edecek. Özel Doktor Fatih Öğüç Fertil Life Afyon Hastanesi'nin sunduğu Mucize Bebekler programı devam ediyor. Yeniden merhaba sevgili kanalımız izleyicileri. Fertil Life Sağlık Grubu sponsorluğunda hazırlayıp sunduğumuz Mucize Bebekler Programı'nın ikinci yarısında da birlikteyiz. Ee, ekranlarının başına yeni gelen izleyicilerimiz için hatırlatmak istiyorum. Bugünkü konuğumuz Fertil Life Afyon Hastanesi Tüp Bebek Merkezi sorumlusu Operatör Doktor Onur Meray Hocam. Ee, hocam ilk yarıda kaldığımız yerden devam etmek istiyorum ben. Ee, Endometriyomadan bahsettik yani çikolata kistinden. Ve çikolata kistinin ameliyatından bahsetmiştiniz. Çikolata kistinin ameliyatı kesin çözüm mü? Ameliyattan sonra kesinlikle kurtuluyor mu hasta bu problemden? Ne yazık ki kurtulamıyor. Çünkü biz doktorlar arasında, kadın doğumcular arasında endometriozizin şöyle bir namı vardır. Tanı olaraktan benindir, yani iyi huyludur ama seyri malindir, kötü seyreder. Tabii ki hastayı öldürmez ama... Hastayı süründürür deriz biz her zaman için. Neden? Yaşam kalitesini mahveder. Çünkü az önce saymıştım e, neydi? İdrar yapmada yanma, idrar yapmada zorluk, e, büyük tuvaletini yapmada sıkıntılar, e, ilişkide zorluk, ilişkide ağrı ve e, adetlerin çekilmeyecek tarzda ağırlı olması ve o kadar ağırlı olması ki hastaneye başvurmak. Acillere gider bu hastalar genellikle adet dönemlerinde çoğu böyledir. Ee, ve gittiklerinde kadın doğumculara e, yumurtalıkta diyelim ki bir e, büyük endometrioma yani çikolata kisti görüldü. Ameliyat endikasyonu konuldu. Ameliyat e, olsunlar mı? Dediğim gibi önce bir tüp bebekçi e, ile tüp bebekçi hekimle görüşsünler. Ondan sonrasında ameliyat gerekiyorsa ameliyatını yap, yaptırsın yapılsın yapalım. E, ama ameliyat oldular. Bitiyor mu? Ne yazık ki bitmiyor endometriozis dediğimiz hastalık karnın içerisinde yaygın bir durumdur. Endometrium dokusunun yani bebeğin yerleştiği o rahim iç dokusunun rahmin içinden çıkıp da başka yerlere yerleşmesine endometriozis diyoruz. Bu da bağırsakların üstünde diyaframda nefes alıp vermemizi sağlayan kasları da bile görülmüş ee, ve bu nedenle de batın içerisinde birçok yerde görülüyor. Ee, ameliyatında yumurtalıktaki bu kisti aldılar evet ama diğer taraftaki bunları temizlemek mümkün mü? Mümkün değil. Görülebilir e, lezyonları temizleyebiliyoruz ama peki görülmeyenler ne olacak? Onlar devam ediyorlar tekrardan. Ee, o yüzden de e, evet çok büyük kisti var, çikolata kisti var alındıktan sonra peki hiç mi rahatlamayacak? Rahatlayabiliyor. Ne oluyor? Adetleri daha ağrısız geçiyor. Nispeten. Eskiden 10 üzerinden adetler 8 ile simgelenirken ağrı kalasında. Ameliyattan sonrasında belki 5'e belki 4'e düşüyor. Bir azaltı, evet ciddi azalıyor bir azalıyor. Rahatladım. ama işte şunu unutmamak lazım. Ameliyat olduktan sonra o taraftaki yumurtalıkta yumurtaların rezervi azalıyor bir kere. Bunu göze alacaklar ve bu hastalık ameliyat olduktan sonra geçmeyecek ve tekrarlama ihtimali de var. Bunu da unutmayacaklar. O yüzden ben ameliyat olursam bu iş biter. Lütfen düşünmesinler çünkü bitmeyecek. Ne zaman biter? Bir ee, bu hastalarımız özellikle gebe kaldıklarını çok rahatlarlar çünkü e, gebe kaldığında bir e, baskılanma hali vardır hormonlarda yumurtalıklarda diyeyim size gebelik tarafından. Hı hı. Böyle bir durumda e, bir rahatlama haline girerler veya menopozda rahatlayabilirler. Tabii ki bunun ameliyatla tedavisi e, bir yol bir de medikal tedavisi var. Medikal tedavisinde de bu hastalarımızı Ailesini tamamladıktan, yani çoluklu çocuğa karıştıktan sonrasında e, illa olay ameliyatlık değilse medikal e, tedavi ile hastalarımızı medikal menopoz'a sokuyoruz. Böylece de hastalarımız e, rahatlamış oluyorlar. E, bu şekilde hayatlarını sürdürebiliyorlar. Anladım. Endometriyumdan, endometriyomadan çikolatakisinden bahsederken endometriyozize de girdik aslında sorulardan evet. bir tanesi de oydu. E, yani ucunda yakalayamadığım, anlatmadığınız diye hatırlıyorum ama e, bir soru var. Endometrioziz tanısı konmuş hastaların tüp bebek tedavilerinde nasıl bir yolu izlememiz gerekiyor? Şöyle ki. Endometriyoz tanısı konulduktan sonra benim çekmenizden şunu anlıyorum. Endometriyoz konusu derya deniz. Nereden başlayayım, nereden çıkayım dediğiniz Kesinlikle zaman. Sadece öyle. tüp bebek kısmı ile alakalı Tabii. bir bilgilendirme alabilirsem. Çünkü bu tanıyı almış ve bizde tedaviye başlamayı bekleyen, başlayacak olan çok hasta var. Tabii. Onlardan gelen sorulardan. Ee, bir kere o tanıyı alır almaz hemen ilk adetlerinde gelmelerini rica ediyorum ve hemen yumurtalıklarına bakılmasını istiyorum. Yani hastalarımız hemen gelsinler ve ben yumurtalarını kontrol edeyim. Yumurtalar da idealse o ayda engel yoksa hemen yumurtalıktaki bu yumurtaları toplayalım. Neden? Çünkü endometriozis durduğu yerde bekleyen bir hastalık değil, ilerleme halinde olan bir hastalık. Yani bu defa geldiğinde yumurtalıklarında küçük bir çikolata kisti görmüşüzdür. Hasta iyi, benim biraz daha zamanım var. Zaten küçük. 3 ay sonrasına kadar erteleyebilir. Belki 1 yıl sonra gelir. O zaman geldiğinde belki endometriyoması büyümüştür. Veya karnın içindeki endometriozis dokuları ilerlemiştir. Bu da tüp bebeğe negatif yönde etkiler. O yüzden diyelim ki ilk farkına vardılar ve hastamız tüp bebek konusunda net değil, ne yapacağı konusunda bir fikri yok. Hemen bizlere başvuracak. Biz onlara en kısa süre içerisinde yapılması gerekenleri anlatıp eğer gerekiyorsa zaman kaybetmeden Tüp bebeğe yönlendireceğiz tekrar ediyorum bunun nedeni de illa tüp bebek değil tabi ama en azından yolumuzun nasıl gideceğini bileceğiz ve hastamızı bu konuda bilgilendireceğiz ki zaman konusunda endometriozis durağan bir etki göstermez zaman ilerledikçe kendisi de ilerler ondan dolayı da yumurtalıklar iyi durumdaysa tüpler de iyi durumdaysa çünkü bunları invaze etmeyi çok sever endometriozis. Sadece yumurtalığı değil tüpleri, rahmin diş tarafını, rahmin etrafındaki dokuları ne yazık ki çok fazla sever ve böylece orada yayılma eğilimi gösterir. O zaman yapılacak şey hemen geldiğinde değerlendirmek ve fazla zaman kaybetmeden evli hastalarımız için özellikle söylüyorum gerekirse hemen yumurtalarını toplayıp embriyolarını oluşturup ondan sonrasında yolumuza karar vermek. Anladım. Ee, şimdi hocam aslında bu sorunun cevabını ben biliyorum ama <laughs> e, çok sık soruluyor ki size de geldiğinden eminim. Popülerde Popüler de bir soru diyebilirim aslında benim için. Gülerek ben sormak istiyorum. Yumurtalar ultrasonda görülür mü? Ee, şimdi biz yumurtaları değil aslında yumurtaların etrafındaki folikül dediğimiz e, yapıları görüyoruz ve biz bunları takip ediyoruz tüp bebek hastalarımızda ve bu hastalarda takip ederken e, gördüğümüz bu dokular, e, bu e, görüntülerde hastalarımız aslında zannediyorlar ki içindeki yumurtayı da görüyoruz ne yazık ki hayır göremiyoruz. Şöyle düşünelim bizim gördüğümüz ultrasondaki görüntü bir balon içi su dolu ama bu içi su dolu e, balonun içinde bir de yumurta var yani oositin kendisi var. Ee, folikülün içinde oosit var. Biz bu oositi görmemiz yani hücreyi görmemiz ultrasonda mümkün değil. Sadece folikülün büyümesinin ve e, büyüme senkronizasyonunun nasıl olduğuna bakaraktan tedavinin iyi yönde ilerlediğini düşünüyor ve ona göre devam ediyoruz. Ama sen de biliyorsun ki asıl olay ...opu günü yani yumurtanın toplanacağı gün belli oluyor. Çünkü ben yumurtayı topluyorum, sana veriyorum. Yumurtanın e, olup olmadığını da sen bana söylüyorsun. Evet. Şimdi normalde tedaviyi yaparken dosya yazıyorsunuz. Hastada duyuyor işte sağ tarafta 5 tane, sol tarafta 4 tane, 5 tane yumurta görüldü diye. Evet. Daha doğrusu e, folikül görüldü diye yazıyorsunuz. Evet. Hastanın sorduğu gibi soracağım. Onun için söylüyorum. E, hasta kafasına şunu yazıyor. Bende 10 tane yumurta vardı. Opu günü. Dediğiniz gibi foliküllerin içerisinde biz e, yumurtaları topluyoruz, bakıyoruz. Bu daha az sayıda da olabiliyor, daha Tabii. fazla sayıda da olabiliyor. Onun için e, şunun cevabını sizden duymalarını istiyorum hastalarımın, günah benden gitsin. Ultrasonda gördüğümüz o her folikülün e, içerisinden yumurta çıkar mı? Böyle bir kesin, evet bundan yumurta çıkacak diye bir kesin kural var mı? Çok güzel bir soru. Çünkü şu, ne yazık ki öyle bir kesin kural yok. Biz şöyle hareket ediyoruz. Hastayı tedaviye başladık. Sonrasında aralıklı kontrollerle yumurtalıkların içerisindeki bu foliküllerin büyümesini kontrol ediyoruz ve aynı zamanda da kendimizi e, aldığımız kan sonuçlarıyla çekediyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Ondan sonrasında aynen dediğin gibi 10 yumurta saydık ama bu yumurtalardan 6 tane ya da 7 tane çıktı. Neden hocam bu kadar çıktı dediğinde? Çünkü bir yumurtanın dolu olup olmadığı o an belli olmuyor. Ben yumurtaların içerisine iğneyle yani o balonun içerisine az önceki söylediğim su dolu balonun içerisine o günü giriyorum ve oradan içindeki sıvıyı vakum ediyorum. Vakum ettikten sonrasında o yumurtaların içerisi o oositin içerisindeki topladığım sıvıya embriyolog bakıyor ve embriyolog diyor ki evet bunların içerisinden 4 tane yumurta topladım diyelim ki diyor ki 2 yumurta var. İki tanesinin çıkmama sebebini bilemiyoruz. Çünkü her yumurtadan, yumur e, her oositten yumurta çıkacak diye bir garanti her yok. Her Evet, aynen. Pardon. Anladım. Aynen öyle. Ee, hocam peki şimdi bu aslında benlik bir soru. Bana da soruluyor ama evet. ben de size soracağım. Şimdi yumurtaları aldık. Hastaya bilgisini taburcu etmeden önce siz söylüyorsunuz. işte 10 tane yumurta topladık sizden evet. diye. Ee, ben ertesi gün aradığımda söylüyorum. Sizden 10 tane yumurta almıştık ama bunlardan işte... E, Beş tanesini kullanabildik. Bu farazi bir rakam. Evet. Ee, işte ve şu kadarı döllendi diye. Ee, o zaman şu soru geliyor: Yumurtalığın çeşitleri mi var? Niye biz onları kullanamadık? Niye on tanesini kullanmadık diye. Ben anlatıyorum ama e, sizin de hayranlarınız var, sizden alalım cevabı. Şimdi desin. şöyle Abdullah sen de biliyorsun. Ee, yumurtayı topladıktan sonra bir ilk engelimiz içi doş boş mu dolu mu? Evet dolu çıktı. Dolu çıktıktan sonra da yeni e, bitmiyor. E, diyelim ki 10 yumurta topladık ve dedin ki 6 tanesine e, X'i işlemi yani tüp bebek işlemi içine sperm koyabildik. Hasta burada şunu soruyor neden dediğin gibi. Çünkü e, topladığımız bu 10 tanesinden faraza rakam veriyorum. 5 tanesi e, M2 hücre çıktı yani iyi kalite hücre. E, bir tanesi de M1 çıktı. Geriye kalan 4 tanesi ise kalitesiz çıktı. Yani işin sonunda 3 çeşit yumurtamız var aslında. M2, M1 ve GV diyoruz. Halk arasındaki adıyla iyi, orta ve kötü kalite. Kötü kaliteyi kesinlikle kullanamıyoruz. Bizim işimize yarayan iyi kalite yumurtalar. Ha bir de orta kaliteler var. Orta kaliteyi de e, sen alıyorsun. Belirli bir süre tekrardan izlemeye bakıyorsun. Ve ondan sonra eğer ki iyi kaliteye dönerse onlara da spam yerleştiriyorsun. Evet dediğiniz gibi iyi kaliteye dönmesini bekliyoruz biz orta kalitelerde. Yani şu anlama geliyor. Ee, spermi kabul edip onunla döllenmeyi sağlayabilecek duruma bir gelmesini gözlemliyoruz. Gelirse ne hala gelirse mikro enjeksiyon işlemini yapıyorum ama gelmezse onda çünkü genetik olarak bir problem olduğunu anlıyoruz. Tabii. Ee, verdiğimiz spermin genetiği sadece geçecek. Yumurtadan bir genetik gelmeyecek. Onun için onu diğerlerinin arasında hiç karıştırmaya gerek Tabii yok. Ki. Bunun alt laboratuvar kırılımları da aslında çok hani uzantılı başlıklar evet. haline gelebiliyor. Evet. Hiç oraya girmiyorum. Hatta ben. mesela e, hastalarımız e, burada şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. E, mevcut hücreler ne olursa olsun bizim onu kullanabileceğimizi zannediyorlar. Evet. Halbuki bunun bir mümkünatı yok. Bizim yaptığımız işlem aslında evet güzel bir işlem ama e, belirli bir yerden sonrasına müdahale edemeyiz mümkün değil şu anki teknikle, teknolojiyle. Yani bir M1 hücresi eğer M2'ye yani orta kalite hücre M2'ye iyi kaliteye dönmediyse bunun içerisinde sperm konulmanın hiçbir anlamı olmuyor. Veya döllense bile belirli bir süre sonrasında atreziye gidiyor. Yani yok oluyor. Aynen öyle. O yüzden bizim yaptığımız işlem iyi kalite hücre bulmamız lazım. İyi spermle birleştirmek için. Yoksa bir şans elde edemiyoruz. Anladım. Şimdi e, embriyoyu geliştirdik. Evet. transfer günü geldi. Evet. Bu da bir hastamızdan gelmişti. Ben anlatmama rağmen sürekli hep aynı soruyu sordu. Hocam benim komşum size tüp bebek yaptırdı. Ee, ondan dolayı ben size geliyorum. Hamile kaldı ama o evet. bana anlattı. Dedi ki işte ben transferim olurken anestezi yaptılar. Transfer ağırlığı bir işlem midir? Niye anestezi yaptınız diye sordum da herkes için e, gerekmediğini söyledim ama sizden duyalım. Transfer zor bir işlem mi? Anestezi Di transfer ne zaman kimlere gerekiyor? Anestezili trans, transfer zor bir işlem değil, çok basit bir işlem. Yani rutin e, transvajinal ultrason yapmamızla çok benzer bir işlem. E, transvajinal ultrason yapılabilen bir hanım yani altan ultrasonu kaldırabilen, ağrısını çekebilen ki ağrılı bir işlem değil, e, bunu kaldırabilen bir hasta transfer işleminde çok rahat yapabilir. Ki biz her geldiğinde hastayı transvajinal ultrason yapıyoruz. Bu da bize diyor ki bu hasta anestezisiz transfer adayı. Ha, anestezili transfer ne zaman olacak? Tabii ki bazı hastalarımız biliyorsun ki transvajinal ultrasonu tolere edemiyorlar. Çünkü diyelim ki vajinismus hastaları. Böyle bir durumda hastayı irite etmemek için çünkü biliyorsun ki transferin çok rahat bir ortamda gerçekleşmesi gerekiyor. Hasta kendini kastığı zaman, streslendiği zaman bizim de şansımız azalıyor. Bu açık bir gerçek. Biz de hasta eğer ki çok gerginse, e, alttan muayenelere karşı bir defansı varsa anestezili transferi önerebiliyoruz. E, i̇şte bunlardan bir tanesi de vajinismus hastaları dedik. ha Diğerleri de tabii ki hasta vajinismus değildir ama bu muayeneden hoşlanmıyordur veya muayene esnasında çok kasılıyordur, strese giriyordur. Böyle durumda da anestezi transfer öneriyoruz. Bir sakıncası var mı bu arada onu da söyleyeyim. Anestezili transferle anestezi transfer arasında bir fark yok, bir sakınca yok. Verdiğimiz anestezi çok yüzeyel bir anestezi ama tabii ki biz her zaman için anestezisiz transfer istiyoruz. Neden? Hastanın çok rahat bir şekilde transfer sonrasında anestezi yan etkileri olmadan dinlenmesini istiyoruz. Biliyorsun anesteziden evet. sonra bulantı olabiliyor. Baş dönmeleri eforium gibi şeyler olabiliyor. Bunları istemediğimiz için daha sakin bir ortamda ayılmasına gerek kalmaksızın dinlenmesini tercih ediyoruz. Yoksa hiçbir fark yok. Evet. Biz anestezisi daha çok seviyoruz. Evet. Çünkü ben hastalardan o zaman doğacak çocukların isim hakkını talep ediyorum. Ya da bugünkü <laughs> hastamızda hatırlarsınız <laughs> tabii, tabii <ki>. pasta börek <laughs> bugünkü hastamızda evet, çok güzel efsaneydi tabi. <laughs> e, hocam bir soru daha e, aslında bunu bir ürologla konuşmak daha doğru olur ama en nihayetinde tüp bebek e, sorumlusunuz merkezde bununla alakalı mutlaka hastalar direkt size geliyorlar. E, menide hiç sperm yoksa gebelik mümkün mü? Burada ben şeyi hatırlatmak istiyorum e, Spermogram testlerinizi lütfen bir tüp bebek merkezinde, üreme sağlığı merkezinde yaptırın. Çünkü e, bu tür hastalarda çok karşılaşıyoruz. E, tüp bebek merkezi barındırmayan içerisinde hastanelerde yaptırdıkları zaman e, aldıkları sonuçlar açıkçası biraz e, onların içlerini karartıcı olabiliyor. Azospermi tanısı konumuna denk geliyor. Bizim böyle tanı alıp ondan sonra bizim incelediğimizde sperm bulduğumuz ameliyata gerek kalmadan e, aldığımız sonra da gebe kalan hastalarımız çok oldu. Tabii. Bunu hatırlatmış olayım arada size de sorayım. Şimdi Geldi, baktık azot süpermeyi. Ne yapacak? Öncelikle dediğin gibi bir ÜTE merkezinde yapılması, yani halk arasındaki alanda tüp bebek merkezinde yapılması gerekiyor. Bunun nedenini şu açıdan söylüyorum. Özellikle başka merkezlerde e, otomasyonla bakılıyor, yani otomatik bir makine içerisinde bakılıyor ve bilgisayar gözetiminde bu spermler sayılmaya çalışılıyor ve spermler sayılırken biliyorsun ki öbekleşme özelliği gösterirler. Hı hı. Görülmediği zaman makine bunu sıfır verebiliyor. Halbuki bizim merkezlerde bu işte sadece e, ilgilenen bir biyoloğumuz var yani ve bu biyoloğumuz sadece gün içerisinde bu spermleri saydığı için öbekleşmiş olsa da olmasa da spermi net bir şekilde bize gösteriyor. Bu bir. İkincisi hareketini ve şeklini de bize çok net bir şekilde söyleyebiliyor. Bunun haricinde dış merkezlerde eğer ki gene bir biyolog bakıyorsa bile eğer ki bu merkez üreme merkezi tüp bebek merkezi değilse bu biyolog sadece spermiyogram incelemediği için bu konunun haricinde idrara, gaytaya, kana da baktığı için bu biyolog hı hı. bu konuda çok da özelleşmiş olmuyor. O yüzden üte merkezinde yani tüp bebek merkezinde yapılmasını tercih ediyoruz. Öneriyoruz özellikle. Hı hı. Çünkü daha detaylı ve daha kesin bir sonuç vermiş oluyoruz ve ben bunlara daha fazla güveniyorum. Sen de biliyorsun. Hı hı. Haricen diyelim ki sperm biz baktık çıkmadı tüp bebek yaptıramaz mı? Yaptırabilir. Ama öncesinde eğer ki spermi böyle durumda olan hastalarımız varsa yapması gereken 3 tetkik var bir kere. Bunları unutmayacak. Birincisi karyotip analizi dediğimiz genetik bakılacak hastaya. Gerçekten genetiği normal mi? Yani erkeğin genetik dizisinde bir sıkıntı var mı? Kesinlikle doğru. Bu genetik laboratuvarında yapılabiliyor. İkincisi bize gelip de bunu yaptırabilirler. İkincisi Y delesyon testi yapıyoruz. Bu da gene genetik istenen hastalarımızda azospermik gördüğümüz hastalar için söylüyorum. Y delesyonu da Nedir istiyoruz. Ne hocam Y delesyonu? Y delesyon içerisinde çeşitli gen kısımları var. Gen lokusları var ve bu lokuslar sperm üretimini sağlayan Y kromozomunun içerisindeki sperm üretimini sağlayan e, kısımlar A, Z, F, A, B, C, D diye söylüyoruz ve bunlardaki bu delesyon varsa eğer bu delesyon nedeniyle e, sperm üretimiyle ilgili sıkıntı olduğunu bize söylüyor ve diyelim ki hastanın azospermisi var, kromozomu normal ama Y delesyonu varsa bu hastadan tedavi sonrasında bile TSE'de sperm bulma ihtimalimizin daha düşük olduğunu biliyoruz. Bu ikinci tetkikti. Üçüncü tetkikimiz ne? Hormonlar. Hastanın kromozomu normal. Y-delesyonu yok. Bir sıkıntısı yok yani Y-delesyonla ilgili. Hormonları anormal. O zaman da bu hastaya hormon tedavisi verebiliyoruz. Erkek hastamıza. Hormonlardan sonra, hormonlar normale geldikten sonra tekrar bir sperm istiyoruz. Bulduksak dondurabiliyoruz. Bulmadıysak bu sefer TSE yani ameliyata geçtiğimizde ee, erkekten sperm bulunma ihtimalini arttırmış oluyoruz. ...bunu da unutmamak lazım. E, hocam programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bu da gerçekten bize çok gelen sorulardan bir tanesi. E, aslında hani tıbbi bir soru değil ama... E, evet. ...süreçle birebir ilgilendiğimiz için ben size sormak istiyorum. E, biliyorsunuz hastanemiz ile yani SGK ile... ...Sosyal Sigortalar Kurumu ile anlaşmalı bir hastane. Evet. E, bu anlamda tüp bebek tedavilerini SGK karşılıyor mu? İşte karşılıyorsa hangi şartlarda karşılıyor gibi sorular var. Nedir hocam SGK ile alakalı? Bir durum. kere e, evet. Yaşkın, yani ayrıntılı e, bilgi merkezden tabii alabilirler ki, ama. Tabii ki. Ben şimdi en önemli kriterleri söyleyeceğim. Detaylı art, alt kriterleri de var tabii ki bunun ama e, SGK'dan yararlanmak istiyorsa bu arada SGK'dan sadece ilaç konusunda yararlanabiliyor ve belirli bir yüzde olaraktan bu rapor çıktıktan sonra eczaneden yüzde indirimi üzerinden hasta ilaç alabiliyor. Burada <laughs> yanlışlık olmasın. Sadece ilaçla ilgili indirim oluyor. Tüp bebeğin geri kalan masraflarıyla ilgili devlet bu kısımda indirim yapmıyor. Buna yani indirime bu konuda destek olmuyor. Sadece hı hı. eczaneden alınacak ilaçlarda belirli bir yüzde indirim alabilmek için. Bu kriterlerin içerisinde en önemlisi yaş kriteri. 40 yaşın altında olma kriteri en önemlisi. Hasta 40 yaşından gün almamış olacak. Bu çok önemli. Bu birincisi. İkincisi... 40 bitirmiş değil. 40 yaşından gün almayacak. Çünkü arada kocaman bir tabii, yıl var. Tabii. Onu hiç unutmayalım. 40 yaşından gün alm almamış olacak ki devlette tüp bebekten ya e, indiriminden yararlanabilsin. Bu <laughs> birinci kriter. İkincisi e, devlet nikahlı olunmasını istiyor. E, ve bu nikahın da e, belirli bir süre olmasını istiyor. Yani e, diyelim ki yeni evli çiftler e, bize gelip de kriterleri tamamlasalar bile evlilik sürelerine takılıyorlar. Evlilik süresi iki yılı doldurmuş olması gerekiyor. İki yılın haricinde bir de tabii ki kişinin SGK'lı olup da SGK'lı prim gününe bakıyor. Bu gün sayısı da önemli. Eğer değişmediyse şu an için gene 2 yıl bir SGK en az prim gününü tamamlaması gerekiyor ki ondan sonrasında tüp bebek yapılabilsin. Peki bundan sonra ne gerekiyor? Eğer ki hastanın kendinde yumurtalıkta bir azlık yoksa, beyefendi de spermle ilgili bir sıkıntı yoksa iki aşılama yapılmasını istiyor. O da kriterler dahilinde. Ee, i̇ki kere aşılama yapacak. İki kere aşılama yaptıktan sonrasında o zaman gene gebelik elde edilemediyse ve diğer kriterlere de uyuyorsa o zaman tüp bebeği hak ediyor. Tabii ki bu başka kriterleri de var ve devlet bunu e, yıl içerisinde çok değiştirebiliyor. Ama dediğim gibi bu kriterler ana başlıklar. E, daha detaylı başlıklar için, daha detaylı konuşma için merkezimize başvurabilirler bizden bilgi almak için. Tamam. Bu SGK ile alakalı son bir soru soracağım. Evet diye daha iyi diye cevap vermemiz yeterli bizim için. Çünkü süremiz de üzereyiz. Ee, diyelim ki çiftlerin ikinci evlilikleri. Evet. Bu durumda yine işte e, diyelim ki ilk evliliklerinden çocukları olsa bile e, SGK da bu kuralları daha doğrusu bu koşulları sağladıkları sürece devlet yine bu e, kısmına destek veriyor mu? Evet destek veriyor. İlk evliliklerinden çocukları olsa dahi bu evliliklerinde kriterleri tamamladılarsa devlet gene destek veriyor. Bunu soran hastamız da vardı hatırlamışken evet. onu sorayım. E, hocam ben e, geldiğiniz ve sorularımızı cevapladığınız için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür e, ederim. Sevgili kanalı izleyicileri programımızın bu haftaki bölümünün de sonuna geldik. Bu hafta konuğumuz Operatör Doktor Onur Meray hocamdı. Ferti Life Afyon Hastanesi Tüp Bebek Merkezi sorumlu hekimi. Sizden gelen sorularını biriktirip onları sordu kendisine. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Özel Doktor Fatih Öğüç Fertil Life Afrin Hastanesi mucize bebekler programını sundu.